Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili camızlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şirin boğalarım benim. Bu boğa burcuna camız demeyi çok seviyorum. Bazıları kızıyor ama gerçekten camız burcu yani. Ama camız başkaymış, boğa başkaymış. Yani camız, İkisi aynı cins değilmiş. Evet. Camızın manda olduğunu öğrendi. Evet. Boğa'ya da öküz diye öğrenmiş, evet. Böyle öğrendim. Nasılsınız dostlarım, iyi misiniz Ağustos ayında? Keyifli misiniz? Evet, Ağustos ayı boğa burcu için işte. Evet. Bir ay diyebiliriz ama kötü de diyemeyiz. Neler var bakalım sevgili Demet? Geçtiğimiz ay sonunda o Güneş-Satürn karesi boğaları tabii biraz gerginleştirmiş olabilir. Özellikle ev, aile ve kariyerle ilgili konularda. Ağustos ayının ilk günlerinde etkiler artık yavaş yavaş hafifliyor. 6 Ağustos'ta Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. 14 derece Aslan Burcu'nda. Boğa burçları için ev, aileyle ilgili konularda bazı yeni kavramlar ortaya çıkabilir. Aslında ev, aile, kökler, kökten Hı-hı. gelen yapılar bunları temsil eder. Bunun yanında ruhumuzun en derin yönlerini temsil eder. Yani ruhumuzun en derin yönlerindeki bazı değerlerin, köklerimizdeki Hı-hı. bazı değerlerin açığa çıkmasıdır da dördüncü ev, çok derin olarak bakarsak. Evet. Bazıları ev değiştirecek, bazıları aileleriyle ilgilenecek. Fakat genel olarak iyi bir dönem. Uranüs Güneş trinesi de var o yeni ay sırasında. Ani. Ani olabilecek, belki sürpriz, belki o bilinçaltından gelen dürtülerin hareket ettiği ikinci evden geliyor. Mesela 12. evden geldiği için beklenmedik bir dostun yardımıyla bir ev sahibi olabilmek. Evet. Bir mülk değiştirmek anlamına gelebilir. Hı-hı. Yani çok nadir, bazen eve hırsız girer, evi değiştirmek zorunda kalırsın. Tırne de olsa. Evet. Buna benzer bazı yapılar vardır. Ben iyi açılar olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu aranın ev, mülk, aile, aileyle ilgili konuların gene ön plana çıkacağı ve keyifli bir dönem. Evet, başka neler var Jüpiter, sevgili dostum? Jüpiter Plüton karşıtlığı var. Yine yeni ay sırasında etkili. Boğa burçları için 3-9 kasbında etkili. İşte. Belki o yakın çevreleri, belki eğitim, seyahatler, yasal kurullarla ilgili bazı mücadeleler mi olabilir? Jüpiter, evet. Plüton karşıtlığında. Mesela üniversiteyi kazanır ama evet. üniversitede istediği yeri kazanamaz evet. gibi olaylar olabilir. Bir daha ziyade bir mahkemeyle ilgili bir problem olur. Plüton çünkü karşı çıkılamayacak bir güçtür. Yani evet. devlet dairesidir Plüton. Evet. Bir vergi dairesine karşı çıkamazsınız. Bir devlet dairesine karşı çıkamazsınız. Yani sizin üstünüzdeki bir kurumla ilgili bir haberdir bu. Çoğunlukla bu 3-9 kasları da eğitimle ilgili olur. Yani çok böyle ekstrem hayatlar yoksa, ekstrem hayatlar varsa işte medyada rezil olmaya da sebep edilir. Ama ekstrem hayatlar dışında evet. eğitimle ilgili güç mücadeleleri. Yani sonu iyi bitecek ama başlangıçta, yani mesela birinci tercihin Boğaziçi'dir. Kazanamaz çocuk, üzülür. Beşinci tercihini kazanır gibi. Devam edelim. Evet. Merkür Aslan Burcu'na geçecek 8 Ağustos'ta. Bu da aile içi iletişimlerin artabileceğini, belki eve misafir gelebileceğini, aileyle ilişkilerin evet evet, komşu ve evet. aile iletişimi çok fazla sıralatacak. Evde oluyor arkadaşlar. 15 Ağustos'ta Merkür Uranüs arasındaki üçgen açı yine otorite sürpriz. Konumundaki bir evet. insanla aile içinde evet, gerginlik, evet. çatışma, iş ve aile Merkür ortamında. Merkür kare Satürn 11 Ağustos'ta. Üçgen Uranüs açısı 15 Ağustos'ta. O da sürpriz misafirler de getirebilir. Belki ay ortasında. Orijinal haberler, bir cep telefonu almak, bir bilgisayar almak, laptop almak gibi bir şeyler de olabiliyor. 16 Ağustos terazi. Geçecek. Artık Venüs'ün teraziye geçmesi günlük hayatlarında, iş hayatlarında belki bazı olumlu etkiler verecektir. Çünkü Venüs Boğa'nın da gezegeni. Belki artık yaz sonu giyim, kuşam yenilenmesi, alışverişler olabilir günlük tabii, hayatta. Tabii. Alışverişi evet. arttırır. Daha güzel bir ortama girmeye sebebiyet verir. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili güzel haberlere sebebiyet verir. Maddi ve ekonomik kaynaklarda artışa sebebiyet verir. 6. ev üzerinden gelen değerler olduğu için sıkıntılar azalabilir. Bunu göstermiş. 21 Ağustos Kova Burcu'nda Dolunay. Dolunayımız var yine Kova Burcu'nda. 28 derece Kova Burcu'nda olacak. 21 Ağustos'ta 10. evde olacak Boğa Burçlarında. Yine kariyer, iş konularına dikkat çekiyor. Jüpiter ve Uranüs arasında kare açı var. Dolunay sırasında. Tabii Jüpiter, Uranüs kareleri yine
aslında çok fazla enerjiyi ortaya çıkarıyor. Belki biraz mücadele gerekiyor. İş hayatıyla ilgili beklenmedik bir projede sıkıntılı bir sorun, sorunlu bir dönem. Bir hanımla beraber çalıştığı yerde bir hanım olabilir, duygusal bir durum olabilir veya iş yaşamında bir bayan işten ayrılabilir veya kurumda işi yapış şekliyle ilgili bir de problem olabilir. Çünkü Chiron kuzey düğümü var, Jüpiter Uranüs var. Yani bu dolunay boğa için iyidir. Evet. Biraz tabii özellikle boğaların son dekan doğumluları tabii, biraz zorlayabilir. Yani iyi değil. İş ve kariyerde bir şey kaybı olabilir. Mesleki bir prestij kaybı olabilir. Hı hı. Böyle bir sıkıntı var. 21 Ağustos'ta da Jüpiter kare Uranüs var. 23 Ağustos'ta Güneş'in Başak'a girmesi falan evet, var. Evet. 23 Ağustos'ta Güneş Başak'ta olacak. 24 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Tabii toprak grubundaki bu burç gezegen değişimleri boğa için olumlu. 5. evini hareketlendiriyor çünkü. Yani en azından yeni teklifler alır. İşle evet. ilgili. Mesela 21 Ağustos'taki sorunlara rağmen 24 Ağustos'taki gezegen açıları olayları hafifletebiliyor. Daha analiz ediyor, daha evet. eleştirisel yaklaşıyor. Hı hı. Çalışkan ve somut pratik olabiliyor. Bunları göstermiş. 24 Ağustos tehlikeli bir gün. Venüs kare Plüton. Beklenmedik sorunlar var burada. Terazi ve Oğlak'ta. Burçsal olarak özellikleri aslında sıkıntı yaratmasa bile kare Plüton olduğu için. 26 Ağustos'ta yine Venüs'ün Uranüs'le karşıt bir açısı var. O da yine boğalar için belki ilişkilerde, belki çocuklarla ilgili bazı konularda, işle ilgili bazı konularda Venüs-Uranüs karşıtlığı yorucu olacak. Yorucu olabilir. Beklenmedik durumlara neden olabilir. Ay sonunda Mars Aslan Burcu'na geçecek. 28 Ağustos'ta Mars Aslan Burcu'na geçince tabii boğaları biraz Mars Aslan'da zorlayabilir. 16 Ekim'e evet, kadar. 4. evde biraz huzursuzluk yaratabilir. Aile içerisinde biraz mücadele ve tartışma ortamları oluşabilir. Aile üyelerinde hastalıklar olabilir ama bunları önümüzdeki ay konuşacağız. Eylül ayının ana konusu bu olacak. Ne diyorsun şimdi? Bunları daha iyi görebilmeleri için günlük yorumları, tabii, haftalık yorumları da, haftalık bilinç okuru, günlük yorumlarımız her zaman bilinç okulundan takip edebilirler. Bilinç okuru astroloji haber merkezi olarak bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili Boğa. Bye. Hoşçakalın.